Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hücceti ibnil hasen salavatuki aleyhi ve ala abai fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizen ve gaiden ve nasira ve delilen ve ayna hatta tuskinehu ve zeka teb'a ve tumatti'ehu fiha tebilah bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve alekim faracım. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in sallallahu aleyke ya veliyel asr edrikna. Konumuz toplumsal konumda arkadaşlığın önemiydi ve arkadaşlığımızın pekişmesi için dostlarımızın kalıcı olması için, dostluklarımızın bozulmaması için, bu vesileyle de toplumsal düzenin iyi sağlanması için neler yapmalıyız? Bu konuda dinimiz bize güzel öğretiler öğretmiştir. Bunlardan bir tanesi de hediyeleri kabul etmek ve hediye vermektir. Arkadaşlarımıza yer be yer, zaman zaman hediye vermek, onların kinini ve kıskançlığını giderir. Şeytan boş durmaz. Şeytan en samimi arkadaşlıklar arasında dahi kıskançlık, haset, kin yaratabilir. Ve şeytan işini çok iyi biliyor. Allah da şeytanı çok iyi biliyor. Şeytanı çok iyi tanıyor. Ve bu şeytanı nasıl yaralayabiliriz? Onun yolunu bize öğretmiştir. Onlardan biri hediyedir. Arkadaşımıza hediye almamız onun kinini, onun kıskançlığını giderir. Ve hediye derken aklımıza sadece öyle bir süslü paçede bir şey sarıp da ona götürmek anlamında olmamalıdır. Ne bileyim, çok basit şeyler de olabilir. Örneğin bir yerde o anda alışveriş yaparken kendinize aldığınız basit bir ufak şeyden birini de arkadaşınıza almanız da hediyedir. Veyahut o anda bir alışverişte ufak bir şeyin parasını sizin hemen ödemeniz de hediyedir. Çok basit şeylerden hediye olabilir, bir çakmaktan da hediye olabilir. Ama bu hediyenin güzelliği işte buradadır ki eğer karşıdaki insanın bir kini varsa, bir içinde beslediği bir nefreti varsa, sizin bilmediğiniz ve şeytan bir şekilde onu kandırmış, o kin tohumlarının içine ekmişse, onun bu hediye onun kinini giderebilir. Farz-ı misal diyorum, öğlen yemek ısmarladınız kendinize. Yan komşunuza da örneğin, dükkan komşunuzdur. Bir tane de onu ısmarladınız, ona da bir yemek gitti. Farz-ı misal, bu ufak bir hediyedir ama bu çok büyük işleri yerine getirir, çok büyük kötülükleri ortadan kaldırır. Aynı şekilde hediyeyi kabul etmek de çok iyi bir şeydir. Çünkü hediyeyi reddetmek, hediyeyi veren insanı çok üzer, çok kırar. Ve biri size bir hediye vermişse, biri size bir bahşişte bulunmuşsa, bir güzellik yapmışsa, onu reddetmek, onu geri döndürmek çok ağır bir meseledir. O insana hakarettir. Yani ben senin bir şeyini almam anlamına gelir. Ki bu da dostluklarda, dostluklara zede verir. Dostluklarda çok önemli bir mevzudur. Dolayısıyla da hediye ne olursa olsun kabul edin. Ufak da olsa, basit de olsa kabul edin. Hatta
o hediyeden şeytan şöyle bir vesvese verebilir ki, senin değerin bu mudur, bu adam bunu sana veriyor gibisinden bir vesvesede bulunup onu geriye döndürmeni isteyebilir. Çünkü kendi geriye döndüğü takdirde sorun çıkacaktır, kavga çıkacaktır. Bu iş böyledir. Gerek akrabalık ilişkilerinde, gerek kız alıp verme meselelerinde, gerek başka durumlarda her ne olursa olsun hediyeleşmeler olacaktır. Bu hediyeleşmelerde hediyeyi kesinlikle ve kesinlikle geri döndürmeyin. Çünkü bu şeytanın bir vesvesesidir. Bana aldığına bak, bana verdiği değere bak gibisinden şeytan vesvese edip dostlukları, akrabalıkları bozabilir. Ve toplumsal konumda binlerce yıldır gelen bir mesele, borç meselesi vardır. Borç meselesi, evet, insanlar arasında binlerce yıldır var. İslam dini de bu konuya parmak basmıştır, bu konunun altını çizmiştir. Bazen insanların bir şeylere ihtiyacı olabilir. Bu bazen maddi olabilir, bazen de emanet olabilir. Örneğin bazen kişinin paraya ihtiyacı olur, paraya sıkışır. 3-5 günlüğüne, birkaç aylığına veyahut da ne zaman vereceği belli olmayan bir paraya ihtiyacı olabilir. İslam dini burada diyor ki garzul hasene ne demektir? Yani karşılığı olmayan borç verilsin. Karşılığı olmayan borcun manası şu değildir ki, yani siz borç verin ve borcunuzu almayın. Bu değil. Karşılıklı borç, yani sadece arkadaşınızı sıkıntıdan kurtarmak için ona borç vermek. Ve o borcun karşılığında da ondan faiz almamak. Ondan bir beklenti içine girmemek. Örneğin siz kafanızda bir plan çizmişsiniz ve o adamın elinde bir istediğiniz bir şey var. O adam da bir şeye sıkışmıştır. Sizden borç istiyor. Siz de diyorsunuz hay hay, o adama borç veriyorsunuz. 5 istemişse 8 veriyorsunuz. Amacınız o adamı köşeye sıkıştırıp o adamın elindeki istediğiniz şeyi elinden almaktır. Bu doğru bir şey değil, güzel bir şey değildir. Borç vermektir ama geliyor ki güzel borç vermek değildir. Dinimiz garzul hasene, yani güzel ve karşılıksız borç verme diyor. Bunun manası şudur. Yani kişiyi sıkışıklığından kurtarmak. Arkadaşlık arası da bu önemli bir yer tutar. Ve her kim bu dünyada iyi bir insanın, müminin ve arkadaşının borcunu borç verirse, onu sıkışıklıktan kurtarırsa, Peygamber Efendimiz diyor ki kıyamet gününde Sırat Köprüsü'nden yıldırım hızıyla geçecek o kişi. Sırat Köprüsü kıyamet gününde cehennemin üzerine kurulmuş bir ucu cennete dayanan köprüdür. Ve tüm insanlar, 124 bin peygamber dahil, o Sırat Köprüsü'nden geçecektir. Ama orası çok zordur. Öyle ki amellere göre o köprü uzanıyor, yokuş oluyor. Kimi koşarak geçer, kimi yürüyerek geçer, kimi sürünerek geçer, kimi diz üstte geçer. Ameline göre o köprüden geçilir. Ve kimi de geçemez, düşer. Kimin ameli fazla ise o köprünün malzemesi fazladır. O köprü hem genişler, hem sağlam olur ameline göre kişinin, hem de ki kısalır ve hem de ki kişi hızlı geçer oradan. Her kim bu dünyada sıkışıkta olan bir insanın, özellikle müminin, iyi insanın, değerli insanların
arkadaşının ihtiyacını giderirse, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Sırat köprüsünden yıldırım hızıyla geçecektir. Peygamberler gibi, peygamberler yıldırım hızıyla geçecektir. Siz de yıldırım hızıyla geçersiniz eğer arkadaşınızın sıkışıklığını giderseniz. Bu kadar ehemmiyeti vardır. Ve yine bir hadiste Peygamberimiz buyuruyor ki, birine siz borç verirseniz ve o adamı sıkıştırmadan da beklerseniz, ne kadar borç vermişseniz, her gün bir o kadar sadaka vermişmiş gibi, veriyormuşsunuz gibi Allah size sevap yazar. Ne kadar vermişseniz. Her gün sanki bir o kadar da sadaka veriyormuşsunuz gibi, beklediğiniz gün miktarınca Allah oraya sevap yazıyor. Ve bu sevaplarda neticede öldükten sonra bizim işimize yarayacaktır. Kabirde işimize yarayacaktır. O dünyada işimize yarayacaktır. Ama bir de borç alan tarafından olay değerlendirilmesi lazımdır. Hadislerde ve dinimiz borç alan insanın borcuna sadık kalması, verdiği vaadede borcunu ödemesini istiyor. Aksi takdirde kınanmıştır. Hatta lanet dahi okunmuştur. Çünkü kötü bir alışkanlığı topluma bırakıyorsun. Hangi alışkanlığı? Yani borcunu ödememe alışkanlığı ve insanların borç verme iyiliğini suistimal edip o insan artık tövbe edecektir bir daha borç vermeye ve toplumda da borç verme olayı, bu güzel olay kalkacaktır. Dolayısıyla da borç vermeye din ne kadar iyi önem vermişse, ne kadar çok önem vermişse, karşı tarafta da borç alanın borcunu zamanında ödemesi, ödemek için çalışmasını, çabalamasını, en azından bu fikirde olmasını dinimiz istiyor. Ve bu hususta Peygamber Efendimizin bir sözü var, buyuruyor ki, her kim borcunu ödemek isterse, yani bu fikirde olursa, Allah da ona yardımcı olur. Ama her kim borcunu ödemek istemezse, yani öyle kafasının arkasından boş ver beklesin şeyi varsa, fikri varsa, Allah da onun borcunu ödemesine ona yardımcı olmaz. Borç olayı arkadaşlık arasında önemli bir yer tutar. İlişkisi vardır arkadaşlık arasında. Arkadaşlığın pekişmesi açısından çok iyidir. Vermek ne kadar güzelse, borcu alan kişinin de ödemesi için elinden geleni yapması lazım. En azından o gayreti, o çabayı göstermesi lazım. Karşıdaki insanı da görmesi lazım ki bu adam borcunu ödemeye çalışıyor. Bana ne var demiyor. Umursamamazlık yapmıyor. Borcu aldıktan sonra, parayı aldıktan sonra umurunda olmamazlık yapmıyor. Bu önemlidir. Ve ticarette de, alışverişte de arkadaşlığın gelişmesi için arkadaşlarınızla alışveriş yaptığınızda, mal sattığınızda, onun işini yaptığınızda müdahale edin, onları idare edin. Ve yabancıya saydığınız fiyatı buna saymayın, bir indirim yapılsın. Denilmiyor tam ki kar almayın, ama kar alınsın tabii, ticarettir. Ama gel gör ki arkadaşlığın da bir değeri olsun, bir iyiliği olsun, bir yeri olsun. Ondan diğerlerinden aldığınız gibi kar almayın, bir farkı olsun arkadaşlığın. İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselamın bir sözü vardır. Ağa buyuruyor ki, takvalı olun. Takvalılık ne demektir? Yani günahtan uzak durmaya çalışmaktır. Ve vacipleri yerine getirmeye çalışmaktır. Buna takvalılık denir. Hazret burada İmam-ı Cafer-i Sadık dostluğun pekişmesi için ne gereklidir onun vurgusunu yapıyor. Dikkat edin. Bir,
takvalılık. İki, birbirinize iyilik yapın. Birbirinize iyilik yapın ve birbirinizi ziyaret edin. Dostluklarda bu da önemlidir. Niye takvalı olun? Çünkü insanın tabiatında bu vardır. İnsan kötü insanla arkadaşlık kurmak istemez. Kötü adam bile kötü adamla arkadaşlık kurmak istemez. Bu iş böyledir. Ondan dolayı diyor, eğer arkadaşlık yapmak istiyorsanız siz iyi insan olun. Takvalı olun, yani iyi insan olun. Ki arkadaşınız çoğalsın, etrafınız çoğalsın. Yeter mi iyi olmak? Yetmez. Yani kendine iyisin, yani kötülükten uzak duruyorsun, günahtan uzak duruyorsun ve biri de seni görüyor, diyor bu adam iyi bir adamdır. Günahtan, pislikten uzak duruyor. Bu adamla oturulur, kalkılır. Bu birinci aşama. İki, arkadaşlık kurulduktan sonra arkadaşına iyilik yapacaksın. Üçüncü aşama. Arkadaşını ziyaret edeceksin. Ziyaret edeceksin. Onun dükkanına gideceksin, evine gideceksin. Halini soracaksın. Bu şekil bir ziyaret olacak. İrtibat olacak. Git gel olacak. Arkadaşlıkta, dostluğun pekişmesinde. Eğer uzaksanız telefonlaşma olacak. Bir irtibat mutlaka kurulacak. Ama en önemli şeylerden biri, sohbetlerinizde diyor, oturup arkadaş arasında sohbet ettiğinizde, ki arkadaşlık arasında sohbet çok iyidir. Arkadaşlığın pekişmesi için boş sözlerden uzak durun ve bizim sözlerimizi zinde edin. Bizim yolumuzu ihya edin, canlandırın. Şimdi Ehl-i Beyt aleyhümüsselamın yolu, ki Ehl-i Beyt aleyhümüsselam bilgisini Allah'tan almıştır. Ve bu Ehl-i Beyt aleyhümüsselamın sözleri hayat doludur. Bir insan bu Ehl-i Beyt aleyhümüsselamın sözleriyle hareket ederse, sözlerini bilirse, bu insan bir, kültürlü olur. İki, adam gibi adam olur. Üç, diğerlerinin yanında saygınlığı olur. Çünkü Ehl-i Beyt insanlara insanlığı öğretmiştir. Bunların sözünde hayat vardır. Sözünde hayat vardır. Dolayısıyla da elinizden geldiği kadar arkadaşlık sohbetlerinde bu Ehl-i Beyt aleyhümüsselamın aklınızda kalan sözlerin de söylemeye çalışın. Uygulamaya bizzat çalışın ki bu arkadaşlığınızın pekişmesine sebep olacaktır. Mutlaka olacaktır. Bu konu kendi başına irdelenmesi gereken bir konudur ki öyle. Biz bir iki saatini insanın alır. Ne demek isteniyor orada? Yani Ehl-i Beyt'in sözlerini uygulamak ve arkadaşlar arasında oturduğunuzda sohbet etmek ne gibi bir toplumsal güçlendirmeye sebep olur? Gerçekten açılıp söylenmesi gereken bir mevzudur. Hazreti Ali buyuruyor ki oğlum Hasan, İmam Hasan'a buyuruyor, nasihat ediyor. Ve Ehl-i Beyt eğer evlatlarına, hanımına bir şey diyorsa, özellikle kendi imama bir şey diyorsa, bir imama bir şey diyorsa, bunun manası budur. Kızım sana diyorum, gelinim sen işit. Yoksa onu iki imam Ehl-i Beyt günahsızdır, hatasızdır. Babasının ona söyleyeceğini o da zaten biliyor. Ama eğer Hazreti Ali oğlu İmam Hasan'a bir şey diyorsa, örneğin diyorsa oğlum bu günahtan uzak dur, örneğin. İmam Hasan o günahı işlediği için öyle demiyor. Yani insanlar siz bilin ki bu iş kötüdür, siz bu işten kötü, uzak durun. Mana budur. Hazreti Ali aleyhisselam
oğlu İmam Hasan'a vasiyet ediyor. Tavsiyelerde bulunuyor. Buyuruyor ki, oğlum Hasan, her zaman arkadaşının iyiliğini iste. İyiliğini istemek ne demektir? İyiliğini istemek şu demektir. Yani sen arkadaşının toplumda iyi bir insan olmasını, onun zarardan uzak durmasını iste. Kafanda devamlı bu olsun. Bazı insanlar vardır, kötü niyetlidir. Ve hırslıdır, kıskançtır ve fıtratları, yaratılışları bozuktur. İster ki başkaları zarar görsün. Yani onun zarar görmesinden buna hiçbir fayda da gelmeyecektir. Ama kişinin içi bozuktur. Kalbi bozuktur. Başkasının, komşusunun zarar görmesinden bu keyif alıyor. Böyle olma. Sen saf ol. Temiz ol. Kalbin bembeyaz olsun. Bembeyaz, saf olsun. Lekesiz olsun. Dolayısıyla da arkadaşının iyiliğini düşün. Arkadaşın bir yerde rezil olmasın. Arkadaşın bir işten zarar etmesin. Arkadaşın bir alışverişten kötülük görmesin. Arkadaşın arkadaşlarıyla kötü olmasın. Bu fikirlerde ol. Arkadaşın hanımıyla, çol çocuğuyla kötü olmasın. Ailesiyle, kardeşiyle kötü olmasın. Bu fikirde ol. Arkadaşının her zaman iyi olmasını, iyiliğini düşün. Ve onun ayıbını gizle. Eğer onun bir suçu varsa, günahı varsa, onun ayıbını başkalarına anlatmaktan sakın. Söyleme onun ayıbını. Ve onun hatalarını uygun bir dille ona söyle. Kendisine, başkasına değil. Örneğin, onun ticarette bir hata yaptığını görüyorsun. Veyahut da onun bir halını hareketini görüyorsun ki bu hali hareketi onu toplumdan uzaklaştırıyor. Arkadaşlarını etrafından dağıtıyor, müşterisini etrafından dağıtıyor. Akrabalık ilişkilerine zarar veriyor. Usuluna uygun, incitmeden, gerçekten de ona iyilik yaptığını ona belli ederek onun ayıbını, onun hatasını ona söyle. Ama söylemenin iki türlüsü vardır. Bir, söylersin o incir, bir de söylersin o bir şeyler alır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mümin, müminin aynasıdır. Ne demektir aynasıdır? Biz aynaya niye bakarız? Kendimize çeki düzen vermek için, doğru mu? Aynaya başka da amaçla kimse bakmaz. Sabah erken uyanırsın, el yüzünü yıkadıktan sonra aynaya bakarsın, saçını dararsın, kaşını gözünü düzeltirsin, üzerini düzeltirsin, bunu aynada yaparsın. Yani ayna sana çirkinliğini gösteriyor. Eksikliğini gösteriyor. Ne yapman gerektiğini gösteriyor. Mümin, müminin aynasıdır buyuruyor Resulullah. Yani mümin senin eksikliğini söyleyecek arkadaşın. Ve sen o eksikliğini gidereceksin ki daha başarılı olabilesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.